Biz işimizi çok iyi yapıyoruz. Vatandaşımıza değer veriyoruz. İstanbul ve İstanbullu için çalışıyoruz. Hem de bütün engellemelere rağmen. Bakın, kentsel dönüşümde doğru modeli kurduk ve çalıştırdık. Önümüzdeki 5 yılda kentsel dönüşümde çok daha büyük bir atılım yapacağız. Bakın, İstanbul Yenileniyor programı başlattık, duymuşsunuzdur. Bu programla kentsel dönüşüme giren tüm riskli yapılara sabit taksitle 2 yıl vadeli faizsiz ödeme desteğini bizzat biz sunacağız. Biz vereceğiz o desteği. Dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetinin %60'ını biz karşılayacağız. Yine bu yapılardaki dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetinin %65'ini biz karşılayacağız. Bakın, riskli bina ilan edilen yapılara bakanlığın verdiği 5500 lira kira yardımı var bakanlık. 5500 liraya kiralık oda bulamıyorsun İstanbul'da, öyle değil mi? Ekonomiyi perişan ettiler. Biz bu eksikliği gördük. Bunun üzerine 7000 lira ekstra kira desteği vereceğiz Büyükşehir Belediyesi olarak. Başka bir şey daha yapıyoruz. Hem ev sahiplerine vereceğiz, hem de kiracılara vereceğiz. Onları da bir halde bırakmayacağız. Vatandaşın desteğini onlara da vereceğiz. Dar gelirli emeklilerimize bakanlık kira yardımının üstüne onlarda 9000 lira kira desteği vereceğiz. 17 farklı noktada 12000 yeni sosyal konut birimi üretmek adına projelerimizi hazırladık. Yeni projelerle 20000 sosyal konutu İstanbul halkının hizmetine sunacağız. 10000 konutu yenileme sözü vermiştik. 12000 konut teslim ediyoruz. Yani biz 2019'da verdiğimiz sözün 2000 daha üstünde iş başardık. Sözümüzü tutarız biz. Önümüzdeki 5 yıl için 22000 konut biriminin yeri, projesi, her şeyi hazır. 22000. Bakın, ilk etapta bu 22000 konutu dönüştüreceğiz. Allah'ın izniyle hedefimiz İstanbul'da toplamda 50000 konutu dönüştürerek insanlarımızı huzurlu ve güvenli yuvalarına kavuşturmak olacak. Bakın, bütün bu söylediklerimiz sevgili hemşehrilerim, benim değerli komşularım, ince ince hesaplanmış, ölçülüp biçilmiş, gerçekçi vaatlerdir. Bizim iş ahlakımızı ve sorumluluk duygumuzu benim en iyi Beylikdüzü'ndeki hemşehrilerim, komşularım bilir. Söz verdik mi yaparız biz. Bunu 2014'ten yana bilirsiniz. En iyi bilenlerden biri de Gürpınar Mahallesi'dir. Siteler bölgesidir. Sevgili hemşehrilerim, bakın, burada yaşayan komşularımız kentsel dönüşüm için çözüm ararken Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak da hep yanlarındaydım. Yine arkadaşlarımla birlikte her aşamada kendilerini bilgilendirdik. Son derece şeffaf bir süreç yönetti. Sevgili hemşehrilerim, o dönemde, hatta öncesinde, ilçe başkanıyken ben ilk sitelerdeki evlere girdiğimde buradaki vahim durumu görmüştüm. Ve o günden itibaren buraya özenli bir yaklaşım gösterdik. Ve burada bir kısmınız bilebilir, bir kısmınız bilmeyebilir. Burada sitelerin içindeki Okatan Çarşısı bir batakhane gibiydi, batakhane. Orada uygunsuz, kuralsız, hukuksuz işler yapanları oradan nasıl söküp attığımızı burada yaşayan komşularım biliyor. Ve oranın bir bölümünü kamuya alarak, kalanını da kiralayarak kadınlara, çocuklara kurs yeri, eğitim yeri yaptığımı en iyi Gürpınar'daki komşularımız bilir. Sonra yine işte burada kentsel dönüşümü yürüterek ve aynı zamanda burada büyük bir yer vardı, biliyorsunuz, yukarıda tepede meşeliğin olduğu yer. Orayı özenli bir takiple tersine bir işlem yaparak genelde Ankara kamu gelir belediyenin yerini alır. Ben gittim, kamunun yerini aldım, orayı da Beylikdüzü'ne hediye ettik. Son anda orayı engellemeye çalışan bir milletvekili, işte bugünkü akıl benim şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde o günkü duruşundan dolayı benim şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde bürokratım. O zaman o devletin kurumunun başında olan o arkadaşı
arayıp sen bu bakanlığa ait malı bir CHP'li belediyeye nasıl verirsin? Seni hani sürdüreceğim manasında böyle bir tavır kullanıp tehdit ederken o da ona ben kamuya ait bir malı yine kamuya ait bir kuruma kuralına uygun bir şekilde kamulaştırma bedeli üzerinden devrediyorum. Yaptığım bu işte hiçbir haksızlık, hukuksuzluk yok. Bana konuşurken diline dikkat et. Ben devlet memuruyum diyerek gerisi onu terslemiştir ve oranın yapımına imzasını atmıştır. Bak açık söyleyeyim. O dönemde biz orayı alırken tabii ne başbakan ne de sayın cumhurbaşkanı yetkisi gerekiyordu. Başbakan yetkisi gerekiyordu. Ben buradan söyleyeyim. Sayın Davutoğlu imzaladı o zaman buranın şeyini. Sayın cumhurbaşkanı imzalayacak deselerdi gene bekletirdi onu söyleyeyim yani. Ama burayı aldık. Şimdi de geçenlerde açılışını izledim. Mehmet Çalık başkanımız orayı çok güzel bir koru haline getirdi. Güzel ağaçlık bölümünü ve bu sitelerin hizmetine sundu. Hayırlı uğurlu olsun. İşte tam da mesele ne biliyor musunuz sevgili dostlar? 2014 öncesi Gürpınar siteleri AK Parti döneminin ihmal edilmiş bir alanı görün. 2014 sonrası yapılanları bakın Güzel Sanatlar Lisesi'ni, buradaki parkları, o çarşının dönüşümünü, altyapı yatırımlarını, diğer kurum ve kuruluşların yapımlarını da bizim dönemimiz olarak görün. İşte İstanbul'u da aynı şekilde halkçı ve insanca bir şekilde dönüştürüyoruz. Bakın son derece şeffaf bir süreç yönetiyoruz o günden bugüne. Her aşamasında, ilçe meclisinde de her aşamasında nitelikli, ahlaklı adımlar attık. Neler yaşadık burada ama sonuç alamadık. Şimdi az önce videoda izledim. Güzel bir şey hazırlamış. İktaş Ali Kurt'a teşekkür ederim. O videoda benim bir meclis konuşmam var. Gördünüz mü orada kürsüde? Sesimi anlamıyorsunuz bile. Niye biliyor musunuz? Benim o 2017'de yaptığım konuşmayı ben meclis tutanaklarından alamadım biliyor musunuz? Biz ise o görüntü konuşmanın anlaşılmadığı o görüntü meclisin yayınlanmadığı bir görüntü ve Ekrem İmamoğlu konuşmasını istiyor onu bile alamıyor bakın millete göstereceğiz. Zaten içeriye kamera sokmak da yasak. Biz ne yaptık göreve geldiğimizde televizyonlardan kaliteli dijital yayınla ne olup bitirdi bütün İstanbul'a gösteriyoruz. Bu bizim şeffaflığımız. Bir de şeffaflıktan bahsediyorlar. 2018'de planlı o süreci o kadar yoğun takip ettik ki plan değişikliği sürecini bir türlü geçiremediler. Tabii sonra kabul etmek zorunda kaldılar. Kentsel dönüşüm için ön hazırlıklara başladık. Ardından Büyükşehir Belediyesi başkan olduktan sonra Mehmet Çalık başkanımla birlikte buraya özenli bir gayret gösterdik. Kentsel dönüşümü başlatmak için Çiptaş'la birlikte harekete geçtik. Tabii ancak 2/3 çoğunluğun kısa sürede sağlanması mümkün olmadı. Yine geldi bir kısım meczup siyaset yapacak diye buradaki insanları aldatarak tam 17 ay geciktirdi burayı. 17 ay. 2022 Mart'ta buranın temelini attık. Bakın bugün 2024 Mart. 2 senede toparladık. 2 senede toparladığımız yeri biz zamanında imzalar atılmış olsaydı şu anda 1-1,5 senedir burada oturuyor olurdunuz. Bu bile engellendi. Dinlesin olsun. Karşı çıkanlara da üzülüyorum çünkü onları da aldatanlar oldu. Siyaseten aldatanlar oldu. Ama biz diyoruz ki aldanmayın kardeşim. Biz burada hayırlı bir iş yaptık. Ne mutlu bana. Ben gerçekten %99'a uzlaşıya ulaştıktan sonra hemen tahliye işlemleri başlatıldı. Yıkımlarını yaptı. 25 Mart 2022'de projenin temeli atıldı ve dediğim gibi 302 hak sahibi 523 konut 15 dükkan olmak üzere 538 bağımsız birimden oluşan kırlangıç evlerde hak sahipleri gördüğünüz gibi pırlanta gibi dayanıklı evlerine kavuştular. Ne mutlu bana. Üstelik ne olacak? Değerli hak sahipleri buradaki borçlanma tutarlarını evlerine oturduktan sonra 36 ayda %0 faizle Kiptaş ödeyecek 36 ayda. Bakın bu gerçek kentsel dönüşüm örneğidir. Bu öyle TOKİ mağdurları gibi mağdur yaratma işi değildir. 2-3 milyon deyip millete 70-80 milyona mal olacak evler satmak değildir. Milletin geleceğini köreltme işi değildir. Bakın sevgili hemşehrilerim, Kiptaş bizim değerli kurumumuz. 10 yıllardır oraya teftiş bile gelmedi. Ben dedim ki arkadaşlar ya arkadaşlar bir çıkartın bakalım. Biz ne kadar Ankara'dan
gelip de bizi teftiş ettiler, müfettişler, soruşturmalar. 5 yılda bu kardeşiniz ve ekibi 5 yılda, bugün yayınladım tabloyu, bakın Twitter'dan. 1017 kez soruşturulduk, müfettişler geldi, teftişler yapıldı 1017 kez. Bizden önceki dönem 5 yıl kaç defa yapılmış biliyor musun? 146. Bunun da çoğu ne biliyor musunuz? Rutin denetimler, teftiş değil yani. Soruşturma değil, bizimkilerin çoğu soruşturma. Bu kardeşinizi Kiptaş'a bile hiç gelmediler, kaç defa geldiler bu 5 yılda? Sayış'ta hiç uğramadı, bu sefer geldi. Bu kardeşinizi 5 yıldır didik didik edeceksiniz. 1017 kez soruşturacaksınız, müfettiş yollayacaksınız. Hiçbir şey bulamayacaksınız. 5 gün kala, seçime 6 gün kala, kumpasla, yalanla, iftirayla, bakanın savcılığıyla yıkmaya çalışacaksınız. Hadi oradan. Hadi işinize bakın. Tabii bugün herkesin kazançlı çıktığı, doğru bir, güvenli bir model olan, Beylikdüzü kırlangıç evlerinin yapımında emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tabii özellikle Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık Başkanıma teşekkür ediyorum. Yine Genel Müdürümüz Kiptaş Genel Müdürümüz Ali Kurt'a teşekkür ediyorum. Yine bütün Kiptaş çalışanlarına, bütün Beylikdüzü çalışanlarına, ama tabii bu süreci en iyi şekilde yöneten özellikle yüklenici firmanın da özenli bir gayreti var. Ben yüklenici firmaya da ayrıca burada teşekkürü bir borç biliyorum. Nitelikli bir iş yapıp, ahlaklı bir iş yapıp süreci buraya taşıdığı için ben tabii etaplar halinde başlayacağımız bu projenin teslimi inşallah sürece hızlı devam edecekler ve biz bu süreci bir şekilde toparlayacağız. Şunu söyleyeyim, tabii bu mesele ne biliyor musunuz? Bu mesele kentsel dönüşüm meselesi. Sevgili hemşehrilerim, evinde insanlarımızın yaşarken çoluğunun çocuğunun hayat meselesi. Bu konuda sizleri bu şehirde yaşayan insanlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturma konusunda her türlü işbirliğini, devletimizin her kurumuyla işbirliğini yapmak için kapılarına sürekli dayanmaya, ama onlar vermese olmasa bile bu şekilde kaliteli işler yapmaya kararlıyız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bu konuda sevgili hemşehrilerim, bu konuda çok samimiyiz ve sizi yeni yuvalarınıza, güvenli yuvalarınıza kavuşturmadan bu kardeşiniz asla yorulmayacak, çok çalışacak, onu da söyleyeyim. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.